Herkese merhaba, Easy Turkish'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Edirne'yi gezdik ve insanlara Edirne'de nereler gezilir ve ne yenir onları sorduk. İyi seyirler. Şu an Edirne'deyiz. Edirne'de gezilecek en güzel yerler sizce nereler? Yani Edirne'de gezilecek yerler tabii ki tarihi mekanlar. Tarihi mekanlardan birisi de şu anda içinde bulunduğumuz üç şerefeli camiye. Yani yukarıda tabii ki Selimiye Camii var, Ulu Camii var. Burasının da özelliği Selçuklu döneminden Osmanlı dönemine geçişin hani ilk örnek alınacak bir camisi. Üç şerefeli cami denmesi. Bir minaresinde üç şerefe, diğer minaresinde iki şerefe, bir minaresinde de burgulu bir tane şerefe var. Buraya aslında burmalı cami deniyor. Bu caminin üç şerefesine, üç şerefeli minaresine daha doğrusu üç yoldan çıkılıyor. Yani birinci yoldan birinci ve üçüncü şerefesine çıkıyor. İkinci yoldan ikinci ve üçüncü şerefesine çıkılıyor. Üçüncü yoldansa direkt üçüncü şerefeye çıkılıyor. Üç yoldan da üçüncü şerefeye çıkılıyor. Ama üç yoldan da çıkan insan üçü de birbirini görmüyor yani. Üç yoldan da birbiri görülmüyor diye biliyorum. Videoda çok hızlı konuşulduğunu mu düşünüyorsunuz? Merak etmeyin. Videoyu sizler için yavaş bir şekilde konuşarak tekrardan seslendirdim. Açıklamalar kısmındaki Patreon linkine tıklayıp dinleyici kademesine abone olarak videonun yavaş seslendirilmiş versiyonuna ve transkripsiyonuna erişebilirsiniz. Edirne kent merkezi gerçekten yani çok tarihsel anlamda her şey var. Yani her adım attığınız her yerde tarih var. Ama yani kesin gezilmesi gereken yerler bir kere kesinlikle Selimiye Camii'ye gidilmesi lazım ve orada yani bilerek gidilmesi lazım yani. Böyle bir araştırıp belki de bir rehberle veya başka bir şekilde. Onun dışında eski cami, üç şerefeli cami. Bunlar zaten çok bilindik ve kesinlikle gidilmesi gereken yerler. Onun dışında Edirne Kent Müzesi, Sağlık Müzesi var. O da Yıldırım 2. Beyazıt Külliyesi'nin yanında Sağlık Müzesi, Darüşşifa. Onu da kesinlikle öneririm. O yani en güzellerinden biri o gerçekten. Yani Osmanlı'nın nasıl tıp alanında nasıl ilerlediğini, nasıl önde olduğunu gösteren çok güzel bir müze gerçekten. Orada herhalde müzik ve su sesi dinletilerek evet, insanlar tedavi ediliyormuş diye biliyorum. Evet, yani Avrupa'da çok sonradan benim bildiğim, çok sonradan böyle klasik müzikle akıl sorunu yaşayan insanlar tedavi edilirken veya akıl sorunu yaşayan insanlar ölüme terk edilirken Osmanlı'da o zamandan daha da önce hatta su sesiyle başka belki müzikal şeylerle insanları iyileştiriyorlardı. Orada o var. Sadece o yok. Her türlü ameliyat operasyonlar da var. Ben bir kere gittim. Gene gitmeye geldim yani. Evet. Doyamadım. Şu anda 2. Beyazıt Külliyesi'ndeyiz. 2. Beyazıt Külliyesi 2. Beyazıt tarafından 15. yüzyılda yaptırılmış. Külliye nedir? Külliye içerisinde cami, misafirhane, ambar, Darüşşifa gibi yapıları bulunduran bir oluşum. Buradaki külliyenin içerisindeki en önemli oluşum da Darüşşifa diyebiliriz. Bu Darüşşifa 15. yüzyıldan itibaren içindeki hastalar su sesi ve müzik sesi dinletilerek tedavi edilmiş. Bu Darüşşifa'da şu anda sağlık müzesi olarak hizmete devam etmekte. Darüşşifa uzun yıllar her türlü hastanın şifa bulduğu bir hastaneyken daha sonraları sadece akıl ve ruh hastalarının tedavi edildiği bir merkeze dönüşüyor. Bu medrese bölümü de 2. Beyazıt dönemindeki durumu dönemin en önemli tıp okullarından birisiydi. Darüşşifa'ya hekimler yetiştirirlerdi. Bu Darüşşifa'da tedavinin temelinde müzikle hastaların rahatlatılması, su sesiyle sakinleştirilmesi ve çiçek kokularıyla iyileştirilmesi olduğu için Darüşşifa'nın merkezi planlaması ve akustiği bunun üzerine kurulmuş. Edirne'de gezecek yer tavsiyesi verecek olsanız turistlere nereleri gezmesini tavsiye ederdiniz? Edirne'de Selimiye Cami ve Beyazıt Külliyesi'ni turistlere tavsiye ederim. Bunun dışında 3 şerefeli cami var orası. Bir de Fatih Sultan Mehmet'in ders aldığı bir medrese var. Oraları gezmesini tavsiye ederim. Edirne'mizin tarihi yerleri. Biliyorsunuz ciğerimiz meşhur. Menemenimiz meşhur. Ben Deniz Menemenci olarak. Yani Edirne'nin gezecek yerleri çok var. Camilerimiz, Selimiye Camisi, Meriç Köprüsü, Tunca, Karaağaç, böyle yerler yani. Şu anda Karaağaç tren istasyonundayız. Burası 2. Abdülhamit döneminde yaptırılmış. Eskiden faal bir şekilde kullanılmaktaydı. Ancak rayların yönü değişince artık burası da
aktif kullanımdan çıkarılmış. Yunanistan ve Bulgaristan sınırına çok yakındayız. Burası şu anda Trakya Üniversitesi'nin rektörlük binası olarak kullanılmakta. Edirne sınıra da çok yakın. Yunanistan ve Bulgaristan oralardan çok gelenler oluyor mu? Tabii Edirne Yunanistan'dan çok gelen var. Bulgaristan'dan çok gelen var. Yani Yunanistan mesela ben de gidiyorum Yunan'a ve 15 dakika gittiğim yerler çok yakın. Ve Bulgaristan öyle. Hani çok misafirlerimiz geliyor. Hafta sonu çok yoğun oluyor. Gezilecek yerleri hakkında konuştuk. Peki kültürel olarak yani Edirne'nin kültürel özelliklerinden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi bizim Mayıs ayında 5-6 Mayıs aylarda Hidrelle şenliklerimiz var. Saray içinde ateş yakılıyor. İşte böyle akşam üzeri çok büyük bir ateş yakılıyor. Dışarıdan çok misafir geliyor. Onun dışında işte kırkpınar güreşlerimiz var. Yine aynı şekilde o da çok yoğun oluyor. Dışarıdan çok ilgi. Pehlivanlarımız geliyor. Bana da buraya gelirler ablalarına. Mutlaka her sene gelen pehlivanlarım var. Bu yani. Peki şu an Selimiye Camii'ndeyiz. Burası hakkında böyle birkaç bildiğiniz bir bilgi varsa paylaşmak ister misiniz bizimle? Bildiğim birkaç bilgi var. Nasıl, nereden başlayayım? Misal ses akustiği. Yurt dışından da mühendisler gelip buranın ses akustiğini araştırmışlardır. Yukarıda kubbelerin olduğu yerlerdeki boş taşların içerisi dışarısı kaplanarak akustik sağlamıştır. Onun dışında alttan ısıtma vardır su kanallarıyla birlikte. Şu an aklıma gelenler bunlar. Koca Mimar Sinan Tezkeretül Bünyan adlı eserinde bu camiyi şöyle anlatıyor. Biz bu eseri dört ilim ile meydana getirdik. Mimar mühendislik ilminde ilmi riyaziyet, matematik ilmi, ilmi hendese, geometri ilmi, ilmi vesile, fen ilimleri, ilmi İslamiye, İslami ilimler. İslamiyet ilimlerde güzel sanatları aldan ziye bu camiye nakşedilmiş. 32 farz dahil. Sonra bu camiye 3 tane mimari özellik, 8 tane de manevi özellik konulduğunu anlatıyor. Mimari özelliği bir, kubbenin genişliği. Ayasofya'nın kubbesine nispet yapıyor bunu. Ayasofya malum, Hristiyanların eseri ya, onunla övünürler imiş Müslümanlar, Türkler Ayasofya'nın kubbesi kadar geniş kubbe yapamadılar, yapamazlar diye acı duyuyor bu sözden. Bu kubbeyi Ayasofya'ya geçmek için 1 metre geniş, yarım metre yüksek yapıyor günümüzün ölçümüyle. Kolonlar kenarlarda. 8 tanedir, 8 cennet kapısını anlatıyor. Manevi özelliğine giriyor. Yani bu cami o kadar güzeldir ki cennete benzer. Misali. Ha, diğer bir özelliği ortasının direksiz durması. Değil mi? 4 minare var burada. 85 metre boyunda, 4,5 metre çapında, 250'şer merdivenli, 3'er şerefeli minarelerden kıbledekiler tek merdivenli olup gerideki 2 minare içerisinde 3'er tane merdiven vardır. 3 müezzin birbiri üzerinden döne dolaşa giderek birbirlerini görmezden en üstündeki şerefede birleşirler. Sonra bir de böyle baktığınızda ne kadar yazı, motif, gül, çiçek, desen, süsleme, tezyinatı ne var ise 450 yıl evvel nasıl yapılmış ise orijinal hepsi. Şu anda Muradiye Camisi'ndeyiz. Bize cami hakkında birazcık bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii. Muradiye Camii Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası Sultan II. Murat Han tarafından inşa edilip yaptırılmış bir cami. Cami önce Mevlevihane olarak işlev görmüş. Rivayetlere göre Sultan II. Murat Han'ın Mevlana Celaleddin Rumi'yi üst üste birkaç sefer rüyasında görmesi üzere Hazret bizlerden bir hediye bekliyor kanaatiyle, düşüncesiyle. Burayı Mevlevihane olarak yaptırmış. Bir müddet Mevlevihane olarak hizmet verdikten sonra Mevlevihane camiye çevrilmiş. Cami erken Osmanlı döneminin yapılarından. Caminin süslemeleri, bezemeleri günümüzde sanat tarihçileri tarafından çok değerli olarak
anlatılıyor. Ayrıca mihraptaki çinileri Bursa Yeşil Camii ile birlikte çok değerli. Yani şöyle tarif edecek olursak, Avrupa kıtasının en kıymetli çinileri Muradiye Camii mihrabında. Edirne'de ne yenir sizce? Tava ciğeri. Başka o yani. Hı. Onun dışında tatlıları da güzel. Hı. Mesela? Tatlıları var. İşte aynen, kavala kurabiyesi. Bir de böyle yeşil çam fıstığıyla böyle içinde mandalina kaymaklı bir tatlısı vardı. Adını bilmiyorum. Böyle ama tava ciğeri benim şeyim o yani. Kesinlikle tavsiye ediyorsunuz yani. Evet, o kesin yani. Evet. Yani yemek olarak bilmiyorum. Yemek olarak şu anda ben de geldiğimde Edirne tavası meşhur diyorlar. Ciğer. Evet. Tavacı. Kavalı kurabiyesi. Aynen. Badem ezmesi. Bu üçünü yedikleri anda yeterli zaten. Menemen. Ciğer, menemen. Peki neden menemen? Sizin bir kahvaltı salonunuz var bildiğim kadarıyla. Ya işte neden menemen? Yani bu işi bu sektörde 92'den beri bu sektörün içindeyim. İyi yapmaya çalışıyorum. İnsanlara hani güler yüzlü, iyi bir irtiba bırakmak istiyorum. Böyle memnun ayrılsın istiyorum. Evet. Sizi memnun ettiğim gibi. Biz de burada menemenlerden yedik. Yani gerçekten çok lezzetliydi menemenleri. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de arkamda gözüken muhteşem Selimiye Camisi'ne sahip Edirne hakkında ne düşünüyorsanız yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca Türkiye içerisinde başka hangi şehri gezmemizi istiyorsanız lütfen yorum kısmında belirtin. Açıklamalar kısmında Instagram hesabımızı ve Patreon hesabımızı bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.